Şehriyeli hiç ben görmedim de yemedim de. Hep ben pirinçli yedim. Herkes, herkes yedi, gördü, siz görmediniz yani, öyle mi? Evet. Siz o zaman siz ne biçim Ankaralısınız? Ben sizin kütüğünüzü falan görmek isterim. Vallahi gör. Kütüğünüzü gösterebilirim. Mi? Yani şunlara vardırmayalım yani. Işte. Teşekkürler. Mesela yanlış şey. Siz ben Ankara'da. Evet, bir karışıklık olmuş orada Necla Hanım'da. Dur bakalım. Evet, afiyet olsun. Domates çorbasıyla başlıyoruz ikinci günümüzde Ankara'da. Wow, domates çorbası. Külde evdeki yaptığımız domates çorbası. Bunu evde sürekli frenk soğanla ya da şinikdanla birlikte yemiyorsunuz. Şırkanlı mı yiyorsunuz siz? Oh, oh my god! Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay! Nasıl oluyor domates çorbası? Çok değişik bir tadı var. Ne tadı var? Siz domates çorbasını evde nasıl yapıyorsunuz? Salçadan mı yapıyorsunuz? Tatlımsı bir tat. Tabii ki içerisinde süt var normal. Süt var içinde. Ve biz de süt katıyoruz. Üzerine koyduğumuz şiniklavdan dolayı. O tatlı soğan. O tatlı soğan, evet. Fevzi Hanım oyma Grant Murat deyip duruyordu ama niye öyle düşündü bilmiyorum. İkide bir öyle dedi Kadriye Hanım'a. Çok tatlımsı yani, bunu biraz evet. Karabiberle kırabilirdik tadını. Karabiber attım karabiber içerisine. Değil de biraz daha yoğun olarak kaşarın isterdim yani daha yoğun. Var kaşar içinde. Çok az. Az içinde. Biraz daha. Yani içerisinde de süt olduğu için tadını da bastırsın yani istemediği biz de için. Hayır istemedi. Ya tutup da bir kalıp kaşar rendeleyemezdim ben onun içerisine. Sadece tadımlık, görsellik üzerine serpiştirim getirdim. Tamam ortaya getirirdik de biz de içine evet, atabiliriz. Bir kalıp rendeleyin demiyoruz zaten de hani bir ortaya getirdiğim zaman da zaten eleştirirsiniz ya da farklı bir şey söylersiniz diye açıkçası dün benim gelinime çorbanın yanına içine limon kullandığı halde ama yani çok limonlu isteyenler vardı evet. Belki. Limon getirilmedi diye söylendi. Biz de onun için kaşar keşke yani ilave mesela sizin gelininiz. Şey dedik yani biraz daha yoğun olsun hani kaşar dedik ama sen diyorsun ki bir kalıp yapıp getiremezdim. Çok ayıp ama ya. Ama yani, bakın ben size onun öncesinde şu açıklamayı da yaptım. Sizin geliniz benim gelinim diye hayır, bir saniye, bu bir yarışma. Özür dileyerek lafınızı bölüyorum. Bunun içerisinde süt olduğu için dedim kaşarı çok fazla koyamazdım. Tamam. Domatesin tadını bastıracaktı. O zaman da diyecektiniz ki biz sadece süt ve domates tadı alıyoruz. Kaşar tadı ama alıyoruz diyecektiniz. Ama ben o şekilde konuşmamızı yadırgadım. Özür dilerim. Ama isteğe göre kullanılabilirdi yani. Kaşarı çok azdı içinde. Sayılıydı sanki. Daha sofraya yeni oturmuşuz çorbalarımız. ...la ilgili yorum yaptığımızda bizi ilk baştan kesti attı. Agresifti, sinirliydi. Bizimki ara sıcaklarda maygat çektirdi size. Evet. Sizin çorba bize başta çektirdi maygatı. Evet. De yalnızca benim ara sıcağım da sizin ara sıcaklarınızla yani bilemiyorum. Siz ya. Yoktunuz, anneniz vardı. Ben konuşmadım da işte hiçbir şekilde sormadım. Verdiği puanı da bilmiyorum ben. Tamam bilmiyorsanız ben zaten annenize hitaben söyledim. Gelin Hanım size. Ama sizin lahmacun da yanmıştı yani.